Önden bir bilgilendirme. Videodaki 3 kişiden sadece hileci tek kral ve 3. kişiye ulaştım. Oyun kolu TR'ye maalesef ulaşamadım. 3. kişi gizlilik ilkesi olarak videoda yer almak istemedi. 3 arkadaş 2016 tarihinde hile kullanarak Minecraft oynuyorsunuz. Bir oyuncu size Skype adresini verdi ve arkadaş eklemenizi istedi. En fazla ne yaşanabilir? 2016 ve 2017 dönemlerinde Minecraft'ta oyuncular çokça hile kullanmaya başlamıştı. Hatta birçok sunucu hile sorunu yüzünden çöküş devrine girmiş, birçok büyük sunucu kapanmıştı. Oyuncular artık oyundan uzaklaşıyor, hileyi keşfeden oyuncular ise oyunu kazanmaktan büyük zevk alıyorlardı. İşte tam bu dönemde binlerce kez izlenecek, kimilerinin üzüldüğü, kimilerinin güldüğü o üç arkadaş Minecraft oynuyorlardı. Hile kullanan tayfalardan birisi de onlardı. Yine aynı tarihte Skype üzerinden hile kullanan oyunculara troll yapılıyorlardı. Aileleri çağrılıp hileci çocuğun uygunsuz şeyler yaptığı söyleniyor ya da hileci çocuğa hacker olduğunu ona ekleyebileceğini söyleyerek hile kullanmaması için yemin ettiriliyordu. Bu artık o kadar yaygınlaştı ki birçok kişi kendini polis hacker gibi tanıtıp hilecileri korkutuyordu. Tarihler 30 Ekim 2016'yı gösterdiğinde o patlayacak video yayınlanmıştı. Oyununuz kaç FPS alıyor Minecraft'ta? Belki 40 falan. 40 civarında. 60-30 FPS'iniz 90 oluyor mesela. 90-100 oluyor ya toplamda. Hepinizin mesela 150 falan. O 150 FPS, 90 FPS falan toplamda benim bilgisayarıma geçiyor. Benim oyunum bu sayede 3000 FPS alıyor mesela Minecraft'ta. Video ilk öncelikle videoyu çeken kişinin çocuklara hile kullanıp kullanmadığını sormasıyla başlıyor. Hile işte kral kabulleniyor ve üçüncü kişi sadece makro kullandığını söylüyor. Daha sonra herkese tek tek ekmeğin üzerine el bastırılarak yemin ettiriliyor. Geriye. Ekmek üstüne el bas, bir daha Minecraft'ta veya herhangi bir oyunda hack yapmayacaksın. El basarım ki bir daha Minecraft'ta ve başka oyunlarda hack yapmayacağım. Bu gördüğünüz oyun kolu TR'ydi. Üçüncü kişiyi pas geçiyoruz çünkü videoda bulunmak istemediğini söyledi. Ve ana kahramanımız Hileci Tekrar'a geldik. Getirdik, bu olur mu? Heh, olur. Allah'tan ekranda gözüküyor su. Hileci. Bu olur. Evet, olur. Yanında sordun. Cips vardı değil mi? Yanında sen. Evet. Aç şu cipsi. Açtım. Tamam, içine su dök onu. O siktir. Ben böyle şeyler çok yaptım. Hiç bana işte bir ve tam o anda Hileci Tekral'ın babası kadraja girdi ve konuşmaya başladı. Ya sen hacker mısın lan? Evet. Gel ekle bakayım bunu. Tamam. Hadi ekle, abi, ekle. Abi, hadi. Babası mısın? Babasıyım, gel. Babasıyım ben. Gel ekle bakalım hadi. Babasıysan ben sana ne yaptığını söyleyeyim. Bunun öyle dememi söylesin. Ekle hadi ekle. Dur. Videonun devamı mühim değil zaten. Babası kameraya kafasını sokuyor ve IP adresini aldım, ben de seni ekleyeceğim deyip çağrıdan çıkıyor. Üç ana kahramanımız birkaç gün sonra videonun yayınlandığını görüyor. Bu videonun ardından bir kere daha konuşuyorlar ama Hileci Tekrar o konuşmada bulunmuyor. Fakat Oyun Kolu TR ikinci bir video çekildiğinde orada da yer alıyor. Ardından bu üç arkadaş okulda da, dışarıda da, çevresinde de zorbalanıyorlar. Birçok kişi videodan sonra üç arkadaşa Skype üzerinden hisse katıp ya da link atıp onlara ağza alınmayacak küfürler ediyorlardı. Bir kesim de onlara bu konuda bir şey olmayacağını, üzülmemesi gerektiğini söylüyorlardı. Hileci Tek Kral ismini ne kadar değiştirirse değiştirsin yine bir şekilde Skype kodundan buluyorlardı. Bu üç arkadaş her gün videoya telif atıyorlardı ama video yine kaldırılmıyordu. Alfa Troll'e de bir yandan herkes onu tebrik edip bir yandan da herkes onu küfür ediyordu. Dönemin sonlarında ise Discord çıktıktan sonra artık izlerini kaybettirmişlerdi. Zaten YouTube'daki videoda ilk önce sarı dolar yemiş, daha sonra kırmızı dolara geçtiği zaman mecbur olarak videoyu Alfa Troll gizliye almıştı. Şimdi size bu arkadaşlara nasıl ulaştığımı anlatayım. 18 Ocak 2019 tarihinde beni tanıdın mı Hileci Tek Kral diye güzel bir mesaj göndermişim. Nasıl arkadaş eklediğimi hala hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle yine videodan kullanıcı ID'sinden falan görmüşümdür. Yaklaşık 1,5 yıl sonra bana sen kimdin ya diye yazmış ve ben de 2 gün sonra tanıdın mı peki diye sormuşum. O da yaklaşık 3 ay sonra bana bunu yazmış. Daha sonra ben de ona videoda gördüm sizi diye cevap yazmış. Bana bir isimle seslenmiş daha sonra ve ben de bu ismi hani arkadaşından biri zannetmiştim çevresindekilerden. Meğersem bu videonun sahibinin ismiymiş. 20 Aralık 2020'de ise bana Skype kullanmadığını, Discord'a geçtiğini ve Discord hesabının ismini vermiş, oradan konuşmak istemiş. Bir nevi o bana ulaşmış oldu aslında. Ben de Skype kullanmayan birisi olduğum için bu mesajları yanlışlıkla Skype açarak fark ettim. Daha sonra bu hesaba istek attım.
Arkadaşlık isteğimi attıktan birkaç dakika sonra kabul etti ve buyurun diye cevap yazdı. Ve ben de hileci tekrar da soru işareti attım. Sadece onun olup olmadığını merak ediyordum. Daha sonra bana Discord'un nereden bulduğumu sordu ve o zamanlar çok küçük olduğunu, şimdi 16 yaşında olduğunu söyledi. Video sahibinin kanal ismini hatırlayamadığım için hesabın ismini sordum ve o da bana Alpha Troll olduğunu söyledi. En son olarak da bana Discord'un nereden bulduğumu ve neden mesaj attığımı sordu. Ben de sesle konuşmak istedim. O da kabul etti. Yaklaşık bir yarım saat sesle konuştuk ve daha sonra durumu ona izah ettim. O da bana durumu anlattı. Videodan sonra Alpha Troll'e çok ulaşmaya çalışmış fakat ulaşamamış. Alpha Troll'un YouTube kanalına baktıktan sonra videonun silinmiş olduğunu gördüm. En son bir yıl önce gönderdiği videoda bir Twitch adresi, Discord adresi ve yeni bir tane YouTube kanalının linki vardı. Yeni YouTube kanalının linkinde hiçbir şey bulamadım. Fakat Discord kanalına yine tıkladığımda yine linkin süresi dolmuştu. Fakat Twitch kanalına girdiğim zaman hakkında kısmında Discord linki vardı. Bu Discord linki çalışıyordu ve oradan giriş yaptım. Alpha Troll bundan çok sorulmadı, zaten kendini çok gizlememişti. Fakat beni zorlayan kısım Hileci Tek Kral oldu. Hileci Tek Kral aracılığıyla 3. kişiye ulaştım ve 3. kişi kendini paylaşmamı istemedi. Ben de onlara Oyun Kolu TR'nin nerede olduğunu sordum. Onlar da seneden önce konuşmayı bitirdiklerini söyledi. Ve karşımızda Hileci Tek Kral ve Alpha Troll'ün karşılaşma zamanı. Kimdiniz? Şimdi grubu eklediğim arkadaş bu... Hileci Tek Kral diye bir video çekmiştiniz. Abi lanet olsun! arkadaşı değil, tanımıyorum o çocuğu. Ben daha yeni tanıştım. Ben onun hani evet. Skype'a ulaştım. Skype'ından Discord'una ulaştım. Hani bir şekilde buldum. Sizi de yaklaşık, ya aslında sizi 15-20 dakikada buldum. Diğer arkadaş daha çok uğraştırdı beni. 15-20 dakikada... Ya ben çok yönlendirdim her tarafa ya. Kolay bulmuş olmanız gerekiyor zaten. Alo. Abi şaka gibi ya. Kadroya bak. 10 sene önceki bir olay yaşanıyor şu an tekrardan ve ben evet. Bu videonun. O çok kötü ya. Ben o zamanlar bir de çok fazla troll videosu çekiyordum da kanalda hiçbirini bırakmadım. Bilmiyorum fark ettin mi? Evet. Hala evet, bakıyorsun. Evet. Hiçbirini bırakmadım, sildim hepsini ya. Evet. Canım sıkıldığı için yaptım onu, herhangi bir şeyde. Bu sefer buldum. Ben kaç senedir hani merak ediyordum ama bunlar kim, ne yaşandı, işte ekmek mevzusu, cips mevzusu vardı. Ben sizi baş başa bırakayım, konuşun isterseniz, ben daha susuyorum. Eskileri bir yad edin isterseniz. Ben seni, bir olay. Tabii ben seni takdir ettim. Ben de yani nereden buldun Discord'ları? Ben ilk başta şeyi sordum zaten, benim Discord ismim nereden buldun, bana kalsın diyor ama... Abi Discord ismini nereden abi, buldun? Abi peki hileci tek kral, hile yapmayı bıraktın mı ya? Abi bıraktım, oynamıyorum artık. Vay be. Ya o videodan sonra zaten nasıl desem bayağı kişi izlediği için Skype'a falan bir sürü istek geliyordu, işte millet ses alıyordu, sövüyordu falan. Yorumlarda zaten bayağı sövüyorlardı sağ olsunlar. Ben bayağı telifliyordum senin videonu silinsin diye, böyle dua mua ediyordum da. Hiçbir şey olmuyordu ya, ben kendim ondan sonra sıkılıp sildim. Valla ben de diyordum ulan herhalde teliften silindi diye sevinmiştim böyle. Bir tek şey oldu, zorbalıktan sarı dolar yedim. Ondan sonra tekrardan zorbalık bilmem nesi başladı. Orada bir kırmızı dolara geçti. Kırmızı dolarda da artık videoyu hani YouTube diyor ki sana sakince. Kaldırır mısın, kaldıralım mı? Şeklinde bir şey. Ondan sonra bunun sebebinin yaptığım şeyle hiçbir alakası olmadığını... Spam olduğunu öğrendim. Yani sen mi yapmışsındır? Başka mısın? O zamanlar ama çok fazla grupla kavga ediyordum. Çok fazla 50 tane video vardı. Sürekli spam atmaya çalışıyorlardı videoya. Ben kaldırdım ama. Diye tekrar aynı başlıkla ekledim. Yine 100 bin izlendi. Ya şöyle hikaye şu şekilde başladı aslında. Ben bundan öncesinde o zamanlar 2015, 2014 belki 2013, bayağı eski kanal çünkü. O zamanlarda normal bir oyun kanalıydım. Ondan sonra oyun kanalı olmaktan vazgeçmeye başladım. Canım çok sıkıldı bu duruma. Çünkü çok az bir abonem vardı ama ben de çocuktum o zamanlar. Ben o videoyu çekerken zaten 16 yok 15 yaşlarda falanım zaten kendimde. O videoyu çektiğim sıralarda. O zamanlarda baktım abone kasamıyorum. Hani abone kasamadığım için de baymaya başladı. Bir gün Minecraft oynarken birkaç çocuğa denk geldik. O çocuk da biz oluyoruz galiba. Evet, evet. Ve hile kullandıkları neredeyse garantiye yakın seviyede. Sebebini hatırlamıyorum. Ya hatırlamıyorum ama zamanında Minecraft oynamış herkes o tarz insanların hile olduğundan kesin emin oluyor. Zaten kendileri de videoda reddetmiyor. Evet evet, zaten kendileri de reddetmiyordu videoda da. Ama olay şuydu. Kendimi korkutmak için böyle... Nasıl desem size, zaten
videoyu tekrardan ben sana atarsam kesitlerine bakarsın. Şey falan diyorum ben orada. Ben sizin ilk FPS'lerinizi alıyorum. Sizin yüklediğiniz her şeyle şu an IP'nizi aldım. IP'nizden FPS'lerinizi çalacağım. Ben bu sayede kendi FPS'imi binlere çıkartıyorum. Falan diyorum. Hani FPS çalmak. Abi ne, yani ya FPS çalmak nedir? Düşün, o yıllarda hani sanal alemde o kadar muhabbet dönmemiş. İşte şu anda mesela ne bileyim işte trojenciler olmadığı için çok fazla. Olduğumu da hani şey zannediyorduk. Ayıldız Steam'de falan zannediyorduk. Aslında çok kolay bir şeydi o zamanda da. Ama o zamanlarda biraz daha eğlenceli olsun diye, content olsun diye işte hani karşımdaki insanlar korksun diye bir anda böyle başlatıyorlar. O zamanlar dediğin gibi hack olayları çok değil. Ben ekran açıyorum, şeyi gösteriyorum onda. Sayfalarca akan IP'ler gösteriyorum. Evet, çocuk şey oluyor. Hayır falan moduna geliyor. Yani o yüzden komik oluyordu. Ama yani belli bir süre sonra bundan birkaç tane böyle benim bildiğim 3-4 tane Skype troll kanalı vardı. Biri dava yedi. Birinin kanalı silindi. Biri aşırı derecede zorbalandı. Her tarafı bulunup. Yani A'dan Z'ye sürekli başlarına kötü şeyler geliyordu. Ben açıkçası hiçbir şey yaşamayan nadir Skype troll kanallarındandım. Tek problem şu oldu. Sıkılmaya başladım. Ben gerçekten biraz maymun iştahlıyım ve işin eğlencesi gerçekten de bu bir Skype troll olduğu zamandı. Benim işim artık şeye dönüşmeye başladı. Skype'den biri bana bir şey atıyor. Yazıyor ki abi işte örnek veriyorum. Mehmet A isimli arkadaşım var. Buna Skype troll çeker misin? Abi İsmail B isimli arkadaşım var. Buna Skype troll çeker misin? Ama attıkları nickler zaten benim onlara Skype troll çekmemi isteyen nickler. Zaten onlar farkında olanlar. Yani artık bu tamamen kurgusal bir şeye çevrilmeye başladı. Komik de değildi. Benim için eğlenceli değildi. Ben bu videoları kendim eğlenmek için çekiyordum. Artık Skype troll yapamıyordum. Eğlenemiyordum o yüzden. Sonra Discord troll yapsam mıyı falan düşünmeye başladım. Discord troll de düşündüğüm kadar eğlenceli olmayacak dedim. Daha samimi olmayacaktı. Sonra zaten o olayları bilmem neler falan patladı. Benim de eğlencem orada patlamış oldu. Yani ben bu tarz şeylere girişmeyi çok seven biri değilim. Ben eğlence kısmındaydım. Content kısmındaydım sadece. Kendimi eğlenebildiğim sürece yapıyordum. Eğlenebildiğim süreçleri bıraktım.